90'lı yıllara damgasını vuran, Susurlu kazasında hayatını kaybeden ve adı pek çok olaya karışmış olan Abdullah Çatlı'nın eşi, kızı ve damadı tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Abdullah Çatlı'nın akademisyen kızı, "Sanık bana küfretti, cinsel tacizde bulundu," dedi. Anne Meral Çatlı ise sanığın kendisini arayarak "Yarın kızını öldürmeye geliyorlar," dediğini anlattı. Davaya konu ifadeleri kullanmadığını söyleyen Tufan S. hakkında iki ayrı suçtan dava açıldı. Çatlı hatırlandığı gibi Susurluk'ta ölümüne kadar 1 Şubat 1979'daki Abdi İpekçi suikasti, Papa II. Jean Paul suikastinin faili Mehmet Ali Ağca'nın Maltepe cezaevinden kaçırılması, 11 Temmuz 1978'de doçent doktor Bedrettin Cömert'in öldürülmesi ve tarihe Bahçeli Evler katliamı olarak geçen Ekim 1978'de Türkiye İşçi Partisi'nden 7 öğrencinin öldürülmesi gibi olaylarla ilgili olarak aranıyordu. Halk TV'den Dinçer Gökçe imzalı haberde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya göre Tufan S. Abdullah Çatlı için düzenlenen bir anma töreninde ailesiyle tanıştı. Dosyaya göre Çatlı'nın eşi Meral Çatlı, kızı Gökçen Çatlı ve damadı Aydın Özen ile tanışan Tufan S. bir süre sonra bu kişileri telefonla arayarak tehdit etmeye başladı. Aile bu kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel bir hastanede dekan yardımcısı olarak görev yapan Gökçen Çatlı ifadesinde "Şüpheliyle dayım aracılığıyla tanıştım. Fotoğraf çektirmek istemiş. Daha sonra şüpheli beni ve ailemi gece gündüz aramaya başladı. Bana küfretti. Cinsel tacizde bulundu," dedi. Anne Meral Gökçen ise ifadesinde "Beni de aradı. Bana yarın kızını öldürmeye geliyorlar," dedi ifadelerini kullandı. Yürütülen soruşturma sonrası Tufan S. hakkında tehdit ve hakaret suçlarından dava açıldı. Mahkemede savunmasını yapan S. ise suçlamaları kabul etmedi. Tufan S. ifadesinde "Numara bana ait ama bu sözlerin hiçbirini sarf etmedim," dedi. Dosyaya ilişkin yargılama sürüyor. Suç örgütü lideri olan Abdullah Çatlı 1996'da Susurlu kazasında hayatını kaybetmişti. Çatlı'nın hayat hikayesi ise bakın nasıl. 1977'de Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı'na, 25 Mayıs 1978'de de Ülkücü Gençlik Derneği Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi. 11 Temmuz 1978'de Ankara'da Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden doçent doktor Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olayının faili olarak Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında gıyabi tevkif kararı çıkarıldı. 23 Ağustos 1978'de Sakarya ilinde yakalandı ve gözaltına alındı. Abdullah Çatlı'nın 9 Ekim 1978'de Ankara ili Bahçeli Evler semtindeki 7 tiplinin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve baş sorumlusu olduğu iddialarına ilişkin tutuklama kararı olayın üzerinden 4 yıl 4 ay geçmesinden sonra gerçekleştirilebildi. Çatlı, 12 Eylül darbesini izleyen aylarda yurt dışına çıktı. Bulgaristan ve Viyana'da bir süre kaldı. 22 Şubat 1982'de İsviçre'de Mehmet Özbay adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı. Ancak serbest bırakıldı. 22 Ekim 1983'te Paris'te Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilişkiye geçtiği, Asala'ya karşı 5 eylemde kullanıldığı MIT resmi belgelerinde yer aldı. İstihbaratçı Korkut Eken de Abdullah Çatlı'nın 1980'li yılların başlarında MIT'le ilişkisinin olduğunu ifade etmişti. 22 Ekim 1984'te Paris'te yakalandığında üzerinde Hasan Kurdoğlu adına düzenlenmiş bir pasaport vardı. Çatlı, Fransa'da 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 16 Eylül 1985'te Papa suikasti davasında tanık olarak konuştu. Oral Çelik'in suikastle ilgisi olmadığını, Mehmet Ali Ağca'nın Bulgar ajanı olabileceğini iddia etti. Çatlı kısa bir süre sonra Fransa tarafından 7 yıl ceza aldığı İsviçre'ye iade edildi. 21 Mart 1990'da Bostadel cezaevinden kaçtı. 1993'te Türkiye'ye gelen ve taşıdığı Şahin Ekli adına düzenlenmiş pasaportla gözaltına alınan Çatlı aynı tarihte serbest bırakıldı. Çatlı'nın 26 Nisan 1996'da Ömer Lütfü Topal'la aynı uçakta Kıbrıs'a gittiği, aynı otelde kaldıktan sonra 1 Mayıs 1996'da geri döndüğü de kayıtlarda ortaya çıktı. Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı kimdir? Değerli izleyicilerimiz, Gökçen Çatlı 22 Mayıs 1975 tarihinde Nevşehir'de doğmuş bir isim. Susurluk olayında adı geçen Abdullah Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı
İlköğretim eğitimini Paris'te tamamladıktan sonra lise eğitimini İstanbul Saint Bonnet Fransız Koleji'nde tamamladı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünde, yüksek lisansını ise Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bilim Dalı'nda tamamladı. Gökçen Çatlı'nın tez konusu Alevi-Sünni ilişkileri üzerineydi. Şubat 2008 yılında Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında doktora eğitimine başladı. Dört dil bilen Gökçen Çatlı, aktif olarak aile şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapmakta. Ayrıca üniversitede öğretim görevlisi olarak dersler vermiş ve bir holdingin eğitim kuruluşunda yöneticilik yapmıştır. Türk antropolojisi alanında çalışmalar yapan ve antropolog olarak tanınan Gökçen Çatlı, araştırma kitaplarıyla da dikkat çekiyor. İlk kitabı Aleviler üzerineydi. Ayrıca Gökçen Çatlı'nın babası Abdullah Çatlı için yazdığı kitaplar da var. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.